küçücük ne kadar güzeller. Rengarenk, kıpkırmızı, sapsarı, hepsi birbirinden güzel, şahane. Amcacığım bunlar ne kadar güzel böyle rengarenk. Evet. Bu ne mısır oluyor? Bu patlaklık. Peki bunlar böyle küçük mü yetişiyor? Evet. Bunu normal yaşken yenir mi? Hayır, yenmiyor. Unutkan olur bu, patlak oluyor bunlar. Mısır patlatıyoruz yeneyim. Havada ben, evet. Tamam, peki bunu siz diğer mısırdan nasıl ayırt ediyorsunuz? Ektiğimiz abi belli sattım bu. Yediğimiz mısır var ya. Evet. Onu yakarken bunu da ekiyoruz, ondan var. Ayrı ekiyoruz bunu, onu ayrı ekiyoruz. Peki bunun alıcısı iyi, çok mu? Var, stok var. Seviyorlar değil mi? Evet. Bunu bundan nasıl ayırıyorlar? Ayırıyoruz, evet. Belli oluyor zaten. Suyla mı ayırıyorsunuz? Hayır. Tek böyle kırıp mı? Evet. Elini kırmadan uyuklanıyor. Hani çıkmıyor. Çıkar. Bak şurada. Ha böyle. Evet. Yolunu bulacağım böyle. Evet. Peki aynen. Bu çiğ yenir mi? Hayır, yenmez. Yenmez. Zehirler mi? Zehirlemez. Yiyelim. Sert olur. Yiyelim bakalım. Dişinin kadar sert. Dişine güvenen yesin. Evet. Abi adın ne? Niyazi. Niyazi. Niyazi abicim. Peki sen bunları yiyor musun? Biz her akşam yapıyoruz patlayını kendim. Her akşam? Evet. Ama bu kilo yapar. Yapma ya. Kabar yaşanıyor. Tuzluyorsunuz. Makine aldım. Yüz üstü bunun için. Ne makinesi? Patlak makinesi. Peki tavada nasıl yapılır? Tava az bir yağ koyacaksın. Sonra? Ondaki kapatacaksın. Ondaki patlıyor içinde o. Peki Niyazi abicim bunu evde kim patlatıyor? Hanım yapıyor benim ailem. Sen yapabiliyor musun? Ben de yapıyorum bunu. Zor bir iş değil ki. Bir tencere koy, az bir yağ koy. Yağı içine at bunu. Onda patır abi. Az olacak ya, çok az. Kırmızı ile sarının arasındaki fark ne? Cenab-ı Allah'ın işi bu. Peki tadı farklı mı? Hayır, aynı. İkisi de tadı aynı mı? Evet. E bakalım, test edelim. Kırmızı yedik. Bir de sarıya bakalım. Bayatlayınca patlıyor mu Niyazi amca? Bayatlamaz. Nasıl bayatlamaz? Evet. Bazen biz alıyorduk mesela paketlerde, koyuyorduk tencereye. Rutubet olduğu için yapar patlamaz. Burada rutubet yok mu? Burada yok. Asatma açık havada bu. Ben bunu asıyorum, böyle uzun bir ağaç koyuyorum. Onu da asıyorum, kuruyor bu onda. Niyazi abi peki bu arkada da bir şey var, bu ne? Bu yer elması, doğal. Yer elması mı? Evet, doğal bu. Bu göleveze benziyor. Hayır değil. Bu yeri elması, yeri elması. Bunlar, bu doğal, doğal bu. Bu da yeniyor mu? Tabii yeniyor. O bunu soyacaksın, yiyeceksin. Peki başka ne yapılıyor? Yemek mi yapılıyor? Yemeği yapıyorum, salatasını yaparsın. Lezzetli olur mu? Evet. Tadı nasıl? Patates gibi mi? Evet, patates gibi. Soyalım istersen, bıçak da var. Tamam, ben soyarım. Sen bunları tut Niyazi amca. Bıçak nerede? Bıçak orada vardır. Niyazi amca, ben ilk defa ömrümde böyle bir şey görüyorum. Allah Allah. Göleve zannettim, Mersin'de değil, görmüştüm. Değil, yer elması. Yer elması, hakiki. Doğal. Peki bu burada meşhur mu? Burada bunun çok bilen yok. Şeker hastalarından bile faydası var bunun. Peki bunu kimler bilir Niyazi amca? Yaşlılar bilir bunu. Niye yaşlılar biliyor? Gençler şimdi bilmez. Yaşlıya da faydası var, gençli de var da. Ne faydaları var? Şekere var, tansiyona var diyorlar. O zaman ben bunu soyayım, tadına bak. Bakayım. Bir tane. Değil. Sağ olasın Niyazi amcacığım. Şeker hastalığına, kalp hastalığına faydalı yer elmasını soyduk. Bu küçüğü, bu da büyüğü. Aynı patates gibi. Aynen. Şimdi bakalım tadı nasılmış? Ben de merak ettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.